ama ay kuman kara kuman. Evet, şu anda Dünya Çorum Dernekler Federasyonumuzun düzenlemiş olduğu İstanbul Maltepe'de 1. Çorum İl Tanıtım günlerindeyiz ve kültür çadırımızdayız. Kültür çadırımızda çok değerli misafirlerimiz var ve çok değerli Çorumlu hemşehrilerimiz var, başkanlarımız var. Şu anda hemen sağ tarafımızda Çorum'un üst değerlerinden Sultan İçeceğin sahibi Sultan Su, Sultan Soda ve ismini sayamayacağım birçok kuruluşta iş yeri sahipliği yapan gönlü yüreği güzel Mustafa Bey, Çorum aşığı, Çorum sevdalısı. Kendisini standında ziyarete geldik. Gerçekten Sultan içecekler o kadar çok ki, kaç çeşit var ben bilmiyorum. Önümüz bir sürü çeşitlerle dolu. Artı başka başka işlerle de uğraşıyor tabii Mustafa Bey. Mustafa Bey'e yakın ev sahipliği, yakın ilgisi, alakası dolayısıyla çok teşekkür ediyoruz. Ben sayın vekilime de kısaca sözü veriyorum. Mustafa Bey ile ilgili de Mustafa Bey'den de bir görüşlerini alalım. Sayın başkanım, teşekkür ediyoruz. Standımıza teşrif ettiniz. Herkese saygı sevgi sunuyoruz. Allah razı olsun. Sponsorlarımızdan Mustafa Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki tüm etkinliklerimizde her zaman yanında olacağını belirtti. Ayrıca müdürü Erdoğan Bey'e ayrıca teşekkür ediyorum. Gönlü yüreği güzel kardeşime burada mı bilmiyorum, şu anda bakıyorum. Evet, yakınımızda yok. Erdoğan Bey bizim yakın dostumuz, sağ olsun. Yakın ilgi alakasından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Vekilim 3 dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirliği yaptı ve gönlü yüreği güzel vekilime kısa bir iki söz söylemek üzere mikrofonu veriyorum. Dünya Çorumlular Federasyonu'nun, Çorum Dernekler Federasyonu'nun İstanbul'da düzenlemiş olduğu 1. İstanbul Fuarı'na Çorum Buluşması'na hoş geldiniz. Ben de fuara katıldım ve iyi ki de katıldım. Şu anda fuarı gezmekteyiz. Ve bu vesileyle Sultan Suyu'na uğramış durumdayız. Sultan Suyu içeceklerimizde içiyoruz. Gördüğünüz gibi çok da güzel, çok da lezzetli. Evet, şu anda Sultan İçecek standındayız. Sultan İçecek'in sahibi, gönlü yüreği güzel, değerli abimiz, büyüğümüz Sayın Mustafa Demiray Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Yakın ilgi misafirperverliğinden dolayı. Şimdi bakıyoruz, sehpamızın üstü o kadar dolu ki ne içeceğimizi şaşırdık. İkramlar çok fazla. Ve kendisinin de, Erdoğan Bey'in de bizlere bir sözü var. Fuar süresince, il tanıtım günleri süresince tüm içecekleriniz firmamızdan demiştir. Kendisine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Erdoğan Bey, sizden bahsediyorum ama bir türlü görüşemedik. Kısaca size de bir söz hakkı verelim. Sonra o zaman Hüseyin Akmaz, evet, Hüseyin Akmaz asla yanlış yapmaz diyoruz. Siyasi işlerden sorumlu başkanımız. Kendisine bir söz hakkı verelim. Buyurun başkanım. Çok teşekkür ederim sevgili Sayın Metin Akkuş Başkanım. Böylesi bir ortamda bulunmamdan dolayı çok mutluyum. Öncelikle İstanbul'da ilk defa yapılan 1. Çorum tanıtım günlerinde gerçekten mükemmel bir atmosfer var. Başta Sayın Salim Uslu vekilime Ankara'dan gelip bizleri onurlandırdı. Çorumlu olduğunu gösterdi. Gerçek Çorumlular burada. Onları en kalbi duygularla kucaklıyorum. Büyüklerim ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Böyle bir ortamı bizlere hazırlanmasında başta emeği geçen Metin Akkuş Başkanıma, yönetim kurulu üyelerime ve gerçek Çorum sevdalarına buradan selam olsun. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İzleyen Mavi Karadeniz izleyicilerine, Çorumlu hemşerilerime de İstanbul'un Maltepe sahilinden, başta Çorum'un, dünyanın merkezi Çorum'a selam ve saygılar gönderiyorum. İnşallah önümüzde yapılacak olan, ikincisi yapılacak olan Çorum tanıtım günlerine hep birlikte el ele, göz göre katılmayı canı gönülden diliyorum. Sayın Vekilim, şeref verdiniz, bizleri onurlandırdınız. Sağ olun, var olun.
Evet, Sayın Hüseyin Akmaz başkanımız ikincisi dedi. İkincisini biz Ankara'da düşünüyoruz. Üçüncüsünü Çorum'da düşünüyoruz. Dördüncüsünü Bursa'da düşünüyoruz. Evet. Ve Türkiye'nin tüm illerinde düşünüyoruz. Evet. Şimdi hemen yakınımızda Dünya Çorum Dernekler Federasyonumuzun genel başkan vekili olan Sayın Ercan Koşar başkanıma da kısa bir söz hakkı verelim ve devam edelim. Öncelikle sevgili vekilim, bizleri onurlandırdınız gelişinizle, ziyaretinizle. Her zaman Çorumların bir telefon ucundasınız. Ne zaman Çorumlar başı sıkışsa siz her zaman yanındasınız. Bunun için ayrıca size çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sultan Su'ya da sevgili başkanımızın da dediği gibi teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sizler de katılımınızla buraya büyük bir renk kattınız. Çorumumuzun değerlerindensiniz. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum sizlere. Genel başkanımızın önderliğinde ve yönetim kurulumuzla birlikte, yönetim kurulumuzun dışında İl, ilçe, birim başkanlarımızla birlikte hummalı bir çalışmadan sonra İstanbul'da ilk defa yapılan Çorum tanıtım günlerini Allah'ın izniyle gerçekleştiriyoruz. 11 Kasım 14 Kasım arasında bütün Çorumluları ve İstanbulluları İstanbul'da Maltepe etkinlik alanına davet ediyorum ben de. Çorum'u merak eden, Çorumluları merak eden, Çorumlu'nun misafirperverliğini görmek isteyenleri buraya davet ediyoruz. Allah'ın izniyle yüzümüzün akıyla bu sene en güzel şekilde burada Çorum'u temsil edeceğiz. Başkanımızın da dediği gibi ikincisini Ankara'da, üçüncüsünü Çorum'da, dördüncüsünü Bursa'da bu şekilde Çorum'umuzu bütün Türkiye'de ve dünyada duyurmaya devam edeceğiz biz. Bizlerin isteği sadece ve sadece insanlarımızın, Çorumluların, ben Çorumluyum diyenlerin sadece manevi olarak bizlere destek olsunlar. Başka bir şey istemiyoruz. Sadece destek olsunlar, gelsinler, görsünler. Daha iyi yapıyorlarsa beraber yapalım buyursunlar. Biz herkese kucak açıyoruz. Kapımızda, gönlümüzde bütün Çorumlulara, hemşerilerimize açıktır. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Evet. Genel Başkan Vekilimiz Sayın Ercan Koşar Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Vekilimiz ve Sayın Başkanlarımız ile birlikte standları gezmeye devam ediyoruz. Biz Çorumluyuz, herkesten sorumluyuz diyoruz. Programımıza devam ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Bugün çok mutluyuz. Mutluluğumuz nedendir? Ankara'dan otobüslerle bizleri ziyarete gelen, bizlerle birlikte olan, destek vermeye gelen gerçek Çorumlularla beraberiz. Çorumluyum demek kolay değil. Çorumluyum demek birbirimizden sorumluyuz demek. Ama biz birbirimizden sorumlu henüz tam olamadık. Ankara'dan gelen başta il başkanımız Sayın Süleyman Gök ve devamında 35 tane başkanımıza hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Ben Dünya Çorum Dernekler Federasyonu Genel Başkanı olarak, Metin Akkuş olarak ve federasyonumuzun genel başkan vekilleri, genel başkan yardımcıları, başkanları olarak hepsinin adına Ankara'dan 450 kilometre yol kat ederek şu anda Çorum İl Tanıtım Günlerimize katılım yapan tüm Ankara'da bulunan federasyonumuzun başkanlarına ve Ankara'da Çorumlu olup da gelen sanatçılarımıza, dostlarımıza, arkadaşlarımıza hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Ve bizim sözümüz neydi? Biz diyorduk ki Çorumluyuz, birbirimizden ve herkesten sorumluyuz diyorduk. Bugün burada Maltepe'de bu sözü kanıtlamış olduk. Dünyadan Mars'a, Edirne'den Kars'a, nerede bir Çorumlu varsa selam olsun diyorum. Hoş geldiniz başkanım. Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu'nun Ankara İl Başkanlığı olarak bize Sayın Metin Akkuş Başkanımızın İstanbul'da ilk defa düzenlediği Çorum İli Tanıtım Günlerine iştirak etmek için hep beraber arkadaşlarla ve Çorum sevdalısı olan yurtta vatandaşlarımızla beraber İstanbul'a geldik. İnşallah Sayın Başkanımıza bu tür organizasyonun ikincisini de Ankara'da düzenlemek için başkanımızın da bize yardımlarıyla böyle bir organizasyon yapmayı düşünüyoruz. Buradaki organizasyon için de ayrıca başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum ekibim adına. Evet, Ankara'da bir iş insanımız var ve Ankara Sincan'da bizim temsilci başkanımız Hüseyin Ali Baş başkanımız. Aynı zamanda Ankara Sincan Çorumlular Dernek Başkanı, özü sözü doğru, özü sözü bir olan kıymetli başkanımıza da söz verelim. Selamun aleyküm.
Ankara'dan geldik bugün. Ankara temsilcisi olarak 35 yönetici başkanımızla buradayız ve çok sayıda halkımızı, hemşerilerimizi getirdik buraya. Bugün hayatımızın en mutlu günlerinden bir tanesini yaşıyoruz. 17 milyonluk metropol ilimiz İstanbul'u temsilen bugün Çorumların adı burada geçiyor. Sayın Genel Başkanımız Metin Akkuş'a, başkan yardımcılarına, siyasi başkanına, gençlik kolları başkanına, kadın kolları başkanına çok teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz, saygılar sunuyoruz. Bugün buradayız. İki gün Çorum günlerini kutlayacağız. Herkese saygı, sevgi ve hürmetlerimi gönderiyorum. Selamlarımı iletiyorum. Ben Mehmet Bahçecioğlu. Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Spor Kurulu Başkanıyım. 6 ay önce bu görev bize tebliğ edildiğinde bana sorulan soru şuydu. Sayın Metin Akkuş'u ne zamandan beri tanıyorsunuz? Ben de dedim ki galib eladan beri. Kalbimiz ısındı, kendimiz ısındı, kendimiz sevdik. Ve sonuna kadar bu federasyonun bir ferdi olmaktan da mutluyuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Tüm İstanbul'a selamlar. Teşekkür ediyorum Genel Başkanım. Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu olarak İstanbul Maltepe Etkinlik Alanı'nda bu yıl ilkini gerçekleştirmiş olduğumuz Çorum Tanıtım Günlerine tüm halkımızı bekliyoruz. Ankara'dan, İzmir'den, Çorum'dan ve diğer illerden gelen bütün hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık ve İstanbul'daki tüm halkımızı da, Çorumluları ve diğer illerin insanlarını da bizleri, Çorum'u ve Çorumları tanımaları için bizler burada ev sahipliği yapacağız. Kendilerine memleketimizi ve insanımızı tanıtacağız. Yöresel ürünlerimizden bahsedeceğiz. Çorum'umuzun tarihinden, kültüründen ve gastronomisinden bahsedeceğiz. Herkesi bugün, yarın burada bekliyoruz. Muhteşem konserlerimiz var. Herkes burada olursa biz de çok memnun olacağız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli başkanım, bu organizasyonu yapıp bizi burada buluşturduğun için teşekkür ediyorum. Ekibine ve sizlere. Burada Ankara'dan geldik. Güzel bir etkinliğe iştirak ediyoruz. İnşallah Ankara'da da devamını yapacağız. Ve sizleri de oraya davet ediyoruz. Hepinizi selamlıyorum. Bugün buraya biz Dünya Çorum Dernekler Federasyonu Genel Başkanımız Metin Akkuş ve yönetiminin hazırlamış olduğu Çorum Tanıtım Günleri için Ankara'dan sabahın 05'inde yatağımızdan kalktık, kahvaltımızı yaptık, 5 saat yol geldik. Yani 450 kilometre yolu sırf Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu'nun Çorum Tanıtım Günleri için biz buradayız. Biz burada olduğumuz için bu İstanbul'daki bütün Çorumlu hemşerilerimizi de buraya davet ediyoruz. Biz eğer Ankara'dan gelip de bu etkinliğe katıldıysak, 450 kilometre yolu depip buradaki İstanbul'daki bütün Çorumlu hemşerilerimizi de buraya davet ediyorum. Aynı zamanda tüm Türkiye'deki Çorumlu hemşerilerimizi, bürokratlarımızı, valilerimizi, kaymakamımızı, belediye başkanlarımızı, milletvekillerimizi buraya davet ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum. Biz de burada bütün Ankara'dan gelen misafir değerli dernek başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. İstanbul'da, Ankara'da, Çorum'da ne kadar Çorumlu varsa inşallah hep beraber yüzümüzün akıyla bu etkinlikten çıkmak için herkesi buraya davet ediyoruz. Gelenlerden Allah razı olsun, gelmeyenlerden de. Efendim, bu etkinliği bizi hazırlayan, bu etkinliği bize bugüne getiren Sayın Metin Akkuş Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten süreç o kadar zor ki 6 aylık bir dönemde bunları ayarlıyorsunuz. Buraya kadar getiriyorsunuz. Sadece Çorumlulara ne kalıyor biliyor musunuz? Ben burada duygulandım. Çorumluların buraya gelmesi gerekiyor. Çorumlular yalnız değil. Biz yalnız değiliz. Onun için siz değerli Çorumlulardan bugün için ve yarın akşama kadara Maltepe'de etkinlik alanındayız ve sizleri bekliyorum. Teşekkür ediyorum Metin Akkuş Başkanıma ve sizlere sağ olun, var olun. Federasyonumuzun çok aktif çalışan, 1.50 boyunda ama yaptığı hüner 5 metre boyunda gibi işler yapan Recep Karaman Başkanımız, Ankara'da Spor Kurulu Başkan Yardımcısı, kendisine verelim. İl tanıtım günlerimizle alakalı kısa bir şeyler söylesin. Buyur başkanım. Sayın Genel Başkanım, Genel Başkan Yardımcılarım, İl Başkanım, Ankara'dan gelen değerli başkanlarım, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Böyle tanıtım günü ilk defa yaşanıyor. Böyle güzel Maltepe'de, Maltepe sayında tanıtım günü yaptığı için Sayın Genel Başkanım, Sayın Metin Akkuş'a ve
tüm genel başkan yardımcılarıma, ilçe başkanlarıma, İstanbul'daki ilçe başkanlarıma, tüm kadın kolları başkanımıza, gençlik kolları başkanımıza, genel başkan yardımcılarıma hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizleri bu duyguyu yaşattığı için kendine çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum, hürmetlerimi sunuyorum. Metin Başkanım Allah razı olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz. Allah razı olsun başkanım. Buyurun. Öncelikle Çorumlu olarak böyle bir federasyon oluşturulmaktan memnuniyet duyduk. Başta Metin Başkanımıza, Recep Başkanımıza, Ankara Başkanlarımıza, İstanbul'daki değerli yöneticilerimize çok teşekkür ederiz. İnşallah daha iyi olacak, daha güzel olacak. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum Alican kardeşim. Duran Ekri kardeşim ve Ali Dede Başkanımıza söz verelim. Sayın Genel Başkanım, değerli yönetimi, Ankara İl Başkanımız, Ankara ilçe temsilci başkanlarımız, başkan yardımcılarımız, hepiniz hoş geldiniz. Böyle bir güzel organizasyonu hazırladığı için Sayın Genel Başkanımıza ve yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Tüm hemşerilerimizi, Çorumluları buraya bekliyoruz. Biz Ankara'dan geldik, sabahın 5'inde kalktık geldik. Sizler buradan hemen gelmeliydiniz. Hepinize saygılar, sevgiler. Çorum Dernekleri Federasyonu Elmadağ İlçe Başkanıyım. Metin Başkanımızdan Allah razı olsun. Çorum 1. Tanıtım Günleri İstanbul'da metropol şehirde ses getirdi yani. Bu ses Türkiye'de 81 ile örnek olacak bir ses. Bu sesin yanında bütün insanlarımızın, bütün Çorumların olması lazım. 7'den 77'ye ayrım yapılmadan, bir şeyi gözetmeden bir spor kulübünün bile kulüp başkanı varsa bir federasyonun da başkanı olacaktır yani. Bu başkan siyasi değil, tarafsız bir başkandır. Yani o yüzden birlikten güç değer. Çorumlar kurbanınız olayım. Gücümüze güç katın. Teşekkür ediyorum. Metin Başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Tahir kardeşimiz aramızda, spor kurulu başkan yardımcısı, genç delikanlı. Mikrofonu veriyorum, bir iki söz istiyoruz. Merhabalar. Öncelikle herkes hoş geldi, sefalar getirdi. Ben Tahir Savuncu, Dünya Çorum Dernekler Federasyonu spor birimi başkan yardımcısıyım. Metin Akkuş başkanımızın yanındayız, her zaman destek veriyoruz. Ankara'dan geldik. Güzel bir oluşum, güzel bir festival. İnşallah bunların devamında geleceğini düşünüyoruz. Her zaman beraber yürüyeceğiz inşallah. Devamında diliyoruz. Teşekkür ediyorum herkese. Öncelikle başkanımıza sağ olun, var olun. Tahir Sabuncu kardeşime teşekkür ediyoruz. Şimdi Ankara'dan gelen, kendisini tam bir Çorumlu olarak gören Durmuş Karaman kardeşimize de bir söz hakkı verelim. İş insanı kendisi. Buyur kardeşim. Metin Başkanıma teşekkür ediyorum bizi buraya getirdiği için. Öncelikle Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu olarak Ankara il, ilçe ve belde başkanlarımızla birlikte Ankara'dan buraya kadar geldik. Bizi onurlandıran Metin Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Evet, sayın başkanlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Biz İstanbul'dayız. İstanbul Maltepe'deyiz. Maltepe'de şu anda il tanıtım günlerindeyiz. Nerenin, hangi ilin il tanıtım günleri denildiğinde Çorum il tanıtım günlerindeyiz. Ve birincisi yapılıyor. Muhteşem sanatçılarla, ulusal sanatçılarımızla, halk oyunları gösterilerimizle, ikramlarımızla, yöresel çadırlarımızla, kültür çadırımızla, yemek yeme yerlerimizle tam bir Çorum birlik beraberliği, büyük Çorum buluşması yaşıyoruz. Tüm Çorumluları, tüm Türkiye'mizi, tüm İstanbulluları Maltepe'de birincisi yapılan İl Çorum tanıtım günlerimize bekliyoruz. Bizlerle olun, lütfen gelin Çorum kültürünü, Çorum turizmini, Çorum birlik beraberliğini, Çorum'un yemeklerini ve bizleri tanıyın. Çorumlu'nun sıcaklığını, Çorumlu'nun ne kadar mert insanlar olduğunu, misafirperver olduğunu görün istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Thank you.
Evet, Mavi Karadeniz TV izleyicileri hoş geldiniz tekrardan. İskilip standımızda kooperatif başkanımız Suna Kambur'a mikrofonu uzatıyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Merhabalar, ben İstanbul'a geldim fuara. Kooperatif kurduk. İskilip'ten geldim, Çorum İskilip'ten. Yöresel ürünlerden kooperatif kurduk. Kooperatifimizin turşu yapıyoruz. Kooperatifimizde turşu yapıyoruz. Bütün marmelat çeşitlerimiz var. Şöyle marmelat çeşitlerimiz var. Kuşburnu marmelatı. Mide hastalıklarına, tüm mide karın ağrılarına iyi geliyor. Kozalak şurubumuz var. Kozalak şurubu astım, bronşit, soğuk algınlığına iyi geliyor. Hoş geldiniz. Kozalak pekmezimiz de var. Astım, bronşit. Bu da bebekleri için. Bir kaşık yedemeydin balgam atmaya, bütün iç hastalıklarına iyi gelen ürünlerimiz. Bütün her şey %100 doğal. Marmelat, erik marmelatlarımız, bütün her şeyin %100 doğal. Kendimiz yapıyoruz. 12 bayan yapıyoruz biz bu ürünlerimizi. Biz yeni bir aşamada olduğumuz için turşu kooperatif adına satılıyor şimdilik. Bu marmelat çeşitleri hanımlarımızın kendine evlerinde yaptıkları için kendilerine gidiyor. Biz bir dükkan kurduk. Herkesin dükkanı var. Kendi dükkanlarımız var. Kooperatif belediye desteği altında oldu. Kooperatifi kurmamızı da başkanımız, tabii ki kooperatifimizi Ali Sülük Bey kurdu. Bu onun fikriydi. İnşallah daha çok üreteceğiz. Şimdilik turşudan yapıyoruz ama biz bu marmelatları, tarhanamızı, İskilip tarhanası, bunların hepsini kooperatifimizde, eriştemizi, tarhanamızı üreteceğiz. Böyle İskilip'in bağlarında yetişen ivazlarımız var bizim. Bu ivazlar karın ağrısı, ishale iyi geliyor. Başka hiçbir yerde yetişmiyor. Şöyle kendi ürünlerimiz hepsi %100 kendi yapımızı İskilip'in. Evet, bebekleri de oradaki ablalarımız yapıyorlar. Onlar verdiler, götürün, tanıtın, kendi el emeğimiz diye. Bir de turşu bizim coğrafi işaret almış bir turşumuz. Coğrafi işaretli bir turşumuz. Sirke, sarımsak, İskilip sirkesiyle yapılan şıra sirkesi deriz. Şıra sirkesiyle yapılan bir turşumuz. İskilip'te yapılan, biz buna köter deriz. Bunun cevizli sucuğu var, içinde ceviz var. Bazı yörelerde de köme denilir buna. Şöyle sucuğumuzu da gösterelim. Dizim cevizli sucuk. Hanımlarımız bunları kendileri dizip pekmezle buluşturup sucuk haline getiriyoruz. Sirkelerimiz, kendi yapımımız hepsi %100 doğal. Güvenerek herkes içebilir. Alıt sirkesi, elma sirkesi, kozalak sirkesi, şıra sirkesi, bütün sirke çeşitlerimiz var. Turşu, burada domates turşumuz var. Bu İskilip döngeli. Döngel derler, muşmula derler. %100 ilaçsız, doğal. Güvenerek yeri yiyebilirsiniz. Bizim vazgeçilmez İskilip'te yemeğimiz madımak kurusu. Bunun şişesini yaparız, dolaba koyarız, kuruturuz bunlar. İskilip'te büyük ninelerimizden öğrendiğimiz kurutmalar. Kapçuk fasulye, bu kırması hem bunun sarımsaklı yemeği olur, hem kavurması olur, çok güzel olur, kokuludur. %100 doğal, kendi yapımımız. Bahçemizde yetişen ürünlerimizi getirdik buraya. Dolmalık kabağımız, kabak kurusunu da tanıtayım tabii ki. Bu kendimizin, hanımların oyup da kuruttuğu kabak kurularımız, oymalık kurularımız. Bunun kavurmalığı, kızartmalığı da var. Karnıyarıklığı var. Bunun hepsini yapıyoruz. Erik pestillerimiz İskilip'te yetişen eriklerimizden yapılan bir erik. Bunu yapar pestil haline getirip hanımlarımız kendisi tepsilere temiz bir vaziyette dökülüp kaldırıp rulo haline sarılır erik pestillerimiz. Bu da İskilip cevizi. İçi bembeyazdır, aroması çok güzeldir. Baklavalarımızda çay yanında olan sürekli yediğimiz ceviz, İskilip'in cevizi çok meşhurdur. Kendi üretimimiz. İskilip mantısı böyle olur. Çorum mantısı gibi kıymalı değil. Arzuya göre bu üstünden kıyması katılır. Yoğurtla buluşturulup arzuya göre ne katarsan üstünden. Buna da bazı yörelerde kaypak denilir. Hamur işi yumurta,
tuz, su, un. Onunla yaparız. Aynı şekilde hamurumuzun eriştesi doğal organik köy yumurtasıyla yaparız. Eriştemiz çok güzeldir, el kesimi. Bunu hanımlar hepimiz toplanır, keseriz. Kendi elimizde keseriz, makina değil. Bu da kurutulmuş madımağın şişeli hali. Yola gidemediği için dolaptaki kuruttuk. Yola getirelim diye şişeye koyduk. Böyle getirdik madımak. Eskilerden ninelerimizdenki madımaklar bunlar. Biz bu ürünlerin hepsini hanımlar toplaşıp yapıyoruz. Kooperatif kurduk. Ben kooperatif başkanıyım Suna Kambur. İskilip Belediyesi kooperatiflere yardım ediyor. Kooperatifimize yardım ediyor. İnşallah başka belediyeler de yardım eder. Kooperatifler öne çıkar. Hanımlar işsiz kalmaz. Biz bu ürünlerimizi kargo yoluyla gönderiyoruz. Bütün ilçelerimize, illerimize ulaştırıyoruz. Güvenerek yiyebilirler. Sözleşmemiz olduğu için cüzi bir rakama gönderiyoruz. Afiyet olsun. Adres Çorum İskilip Yöresel Ürünler Pazarı. Şöyle bu da ulaşım numaramız. İnternet adresimiz İskilip Yöresel diye girildiğinde İskilip Yöresel Instagram'ımız da var. Belediyeye teşekkür ediyorum Ali Bey'e. Bizi buralara gönderdiği için çok teşekkür ederim. Güçlü alkışlarınızla Erkan Çakır diyoruz. Haydi bakalım Çorum. Haydi bakalım Maltepe. Bu kadar mıyız? Hoş geldiniz.
Kıymetli başkanım, İstanbul'da ilk defa yapılan Maltepe'de Çorum birinci tanıtım il günleri için hazırlıklarımızı yaptık. İki gündür çalışmalarımız devam ediyor. Bugün üçüncü gün. Pazar akşamı son bulacak. Sizler de teşrif ettiniz, bizleri onur ettiniz. Allah razı olsun. Sayın başkanım, birkaç kelime söylerseniz bizleri onur edersiniz. Buyurun. Öncelikle sizlerin arasında bulunmaktan gerçekten bir onur duyuyorum. Aslında aynı kültürün insanlarıyız. Ben de Sivaslıyım. Çorum, Sivas birbirine komşudur. Özellikle bizde daha çok komşusunuz. Ben Koylisarlıyım. Ve böyle etkinliklerin olması gerçekten bizler için çok önemli. Kültürümüzü yaşatmamız için çok önemli. Çünkü bizim memleketimiz gerçekten İç Anadolu bölgesi çok göç veren bir yer. O yüzden çocuklarımıza bu kültürü öğretmek, bu kültürü yaşatmak büyük önem arz ediyor. O yüzden emeği geçen, bu organizasyonu yapan herkesten Allah razı olsun. Bence devamı gelmeli. Çorum kültürü yaşatılmalı İstanbul'da. Evet, yaşatılmalı ve evet. Çorum'un bildiğiniz gibi Çorum'un turizmi çok önemli. Evet. Kültürü çok önemli. 5000 yıllık tarihe sahip. Hititlerin başkenti Çorum. Yani çok büyük özellikler var. Leblebimiz çok meşhur. Evet. Sırık kebabımız çok meşhur. Pirincimiz çok meşhur. Bildiğiniz gibi. Sayın Başkanım, yani bizim amacımız Çorum'u tanıtmak ama daha çok İstanbul'da ve tüm Türkiye'de birlik beraberliği sağlamak. Tüm STK'lar olarak görevimiz bu şekilde devam ediyor. Sayın Başkanım, ben size bir kartımı da takdim edeyim. Sayın Başkanım. Çok sağ olun. Yine isterseniz devam. İnşallah dediğim gibi bu etkinliklerin devamı gelmesi gerekiyor. Evet. Burada STK'ların birleştirilmesi, birlikte hareket etmesi, dediğim gibi o kültürün yayılması ve daha iyi bir güçle hareket, daha birleştirilerek güç birliğiyle burada daha güzel organizasyonlar yapılmasına da sebep olacaktır. İnşallah Çorum daha güzel işler yapacak İstanbul'da bu birleşmeyle birlikte. Allah utandırmaz inşallah. Kesinlikle. Sayın Başkanıma kuvvetli bir alkış rica edelim. Evet, İstanbul Maltepe'de 1. Çorum İl Tanıtım günlerimize tüm Çorumlu hemşehrilerimizi, tüm İstanbulluları, tüm Türkiye'mizi bekliyoruz. Bizleri ziyaret edin, kültürümüzü tanıyın, bizleri tanıyın, yemeklerimizi tanıyın ve bizleri ziyaret edin, Çorumlu'nun sıcaklığını tanıyın. Biz Çorumluyuz, herkesten sorumluyuz diyoruz. Sayın başkanlarımıza hoş geldiniz diyorum. Evet, eğlenceye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haydi bakalım, etkinlik alanının dışında bulunan hemşehrilerimizi bu tarafa doğru davet ediyoruz. Evet, karnını doyuran hemşehrilerimiz bu tarafa göbek atmaya, oynamaya çok güçlü bir ses çağıracağım şimdi. Güçlü alkış alabilir miyim? Çok güçlü alkışlarınızla Orhan Can'a yakın. Haydi bakalım. Alkışlar susmuyor. Çorum, hazır mıyız? Sanki billur bir pınar kahverengi
Sevgiler, saygılar sunuyorum. Kim varsa sesimizi buradan bizim nerelere ulaştıran kimler varsa teşekkür ediyoruz. Mavi Karadeniz burada mı? Bakayım ben salla. Mavi Karadeniz. Ey maşallah. Güzel çek. Kameraya tam böyle kadraja oturup böyle cana yakın. Cana yakın şov yaptık tam 6 sene Mavi Karadeniz'de. Yetmez mi? Evet. O zaman şarkı bitti. Erken bitti işte. Her şeyde bir hayır vardır. Alalım abi sesini. Re, bir keman nerede bir keman? Bir ses duyayım bakayım. Kemanın sesini bir duyayım. Hele bir bakayım. Hele bir bakayım, rap bir dolaşıyor. Merhaba Doğan abi, nasılsın? Maşallah. Artık arkadaşın yine bize çalışma mı? Teşekkür ediyorum. Sayın Metin Akmış nerede? Dolaşıyor değil mi abi? Para kazansın abi. Maşallah cana yakın size çok yakın. Bye.
alan sahibi değil mi? Tuna Organizasyon sahibi sevgili Musa Tunaoğlu abimizi alkışlarla buraya davet ediyorum. Bir plaket takdimi olacak. Teşekkür ederiz Melek kardeşim. Yaklaşık olarak da 3 aydır Metin Akkuş Başkanım ve ekibiyle birlikte bu etkinliği düzenlemek için var gücümüzle, gecemizle, gündüzümüzle katarak da uğraş verdik. Ben bir organizasyon firmasıyım. Kendim Kastamonluyum. Çorumlular da benim hemşerilerim sayılır. Yan yana kültürümüz aynı. Göreneklerimiz, geleneklerimiz aynı. Birçok etkinliğe imza attık. Bu etkinliklerde çok güzel insanlar tanıdık. Bu etkinliklerde gerçekten başarılı gördüğümüz insanları da onur etmeyi kendimize bir borç bildik. Ben Tuna Organizasyon firması sahibi Musa Tunaoğlu olarak da Çorumluları tek başına lokomotif olarak taşıyan Metin Akkuş Başkanıma lütfen bir alkış istiyorum. Gece saat 4'te fotoğraf atıyorum veya bir şey yazıyorum, gece 4'te bana dönüyor. 4'te. Arkadaşlar herkes uyurken Metin Akkuş Başkanı'na bahsediyorum. Gece 4'te. Gece saat 1'de bana yarın abi bu program vardı. Ben unutmuşum bunu söylemeyi. Lütfen aksaklık olmasın diye beni arayan bir kardeşimiz var aramızda. Gerçekten bana göre Metin Akkuş Başkanı'ndan sonra en fazla emeği geçen kişi Filiz Hanım'ı sahneye davet ediyorum. Tuna Organizasyon olarak da bu plaketi tüm Çorumlar adına, tüm Çorumlar'da harika bir çalışma gösterdiği için kendisini tebrik ediyorum. Ben bunu organizasyon firması olarak da kendisini gerçekten tebrik ediyorum. Bundan daha fazlasını hak etti. Filiz Başkan benim için bu etkinlikte Metin Başkan'dan sonra en fazla emeği geçen kişidir. Kendisine gerçekten teşekkür ediyorum. Aynı şekilde yaklaşık bir aydır gecemizi günümüze katıp biz burada yani en güzelini, en iyi başarmanın çabasını gösterdik. Kendileri de beni bu plakete ve buradaki burayı gerek gördükleri için özellikle çok teşekkür ederim. Heyecanlı olduğum için biraz da mazur görün beni. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Tüm Çorumlulara, Çorum'u buraya biz kalbini buraya taşımaya gayret gösterdik. Hepiniz hoş geldiniz, saygılar sunuyorum. Gerçekten bu alkıştan daha fazlasını hak ettim. Ben eminim. Katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Senin gibi bir Çorumlu'yu tanımaktan da mutlu ve mesutum. Çok teşekkür ediyorum. Başarılarınıza devam diliyorum. Evet, yarın 19'da da Resul Dindar konserimiz olacak. Hepimiz geliyoruz değil mi? Geliyoruz değil mi? Ankara'da burada mı? Eyvallah. Yarın 19'da Resul Dindar konserimizde kapanış yapacağız ama 23'e kadar standlarımız açık olacak. Güçlü alkışlarınızla İrem Bal diyoruz. Haydi bakalım. Çorum alkışlar susmuyor. Haydi bakalım. Çorum bugün burada mıydı?
efendim. Teşekkür ederim. Ne kadar güzel. Nasıl güzel bir insansın ya. Her yerde buluyor beni. Vallahi her yerde buluyor beni. Güzel çiçekleriyle yine beni buldu burada. Hoş geldin, sefalar getirdin. Evet, bizim konserlerimizin neşesi ve sembolü oldu artık. Hoş geldin. Merhaba, sen de hoş geldin canım benim. Evet, haydi bakalım arkadaşlar. Bir Neşet Ertaş'ı analım mı hep beraber? Yalan dünya diyelim mi hep beraber? Hadi bakalım, alkışlarını herkese gönderelim o zaman. Özel olarak. Ama. Ben
Evet, şu anda yine biz federasyonumuzdayız ve yanımızda çok değerli misafirlerimiz var. İl Genel Başkan Yardımcımız ve Başkan Yardımcılarımız, ilçe başkanlarımız hepsi burada. Mehmet Ali Başkanımız, Genel Başkan Yardımcımız ile şu anda Gelecek Partisi İl Genel Başkan Yardımcısı ile beraberiz. Ben Dünya Çorum Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş, Sayın Başkanımıza hoş geldiniz diyorum. Kısaca Dünya Çorum Dernekler Federasyonumuzun düzenlemiş olduğu İstanbul Maltepe İl Çorum tanıtım günlerimize hoş geldiniz diyoruz misafirlerimize. Kısaca kendisinin de fikirlerini almak istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım buyurun. Çok teşekkür ederim. Sayın Başkanım çok teşekkürler. Bu buluşmayı gerçekleştirdiği için Maltepe İlçe Başkanımız Emrah Bey'e ben de çok teşekkür ediyorum. Biz Gelecek Partisi olarak seçimlere yakın görüyoruz. Saha çalışmalarına başladık. Bugün saat 12'den beri Maltepe'de esnaf ziyaretlerimizi yaptık. Ama Başkan Bey dediler ki Çorum günlerini atlamayalım. Orada güzel bir organizasyon var. Benim de çok yakın arkadaşlarım Çorumludur. Çorum'a gittim, çok severim. Yalnız Sayın Başkanım, Çorum'da bir turna balığı tutma sözü aldık. Onu bir türlü gerçekleştiremedik. Öyle. Bu vesileyle o sözümüzü de hatırlayalım. Ben balık tutmayı severim ama turna balığını tutmak daha kısmet olmadı. Evet. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyemiz Murat Özden Bey, il yönetiminden arkadaşlar, Maltepe İlçe Teşkilatımız bugün bize ev sahipliği yaptılar. Evet. Son ev sahipliğinde sizler yaptınız. Tekrar hem size bu faaliyetler için çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Hem de bizi günün sonunda ağırladığınız için çok şükranlarımızı sunuyoruz. Bize sunum yapan hanımefendiye de Mihrimah şarkısını söyleyen herkese İrem keyif veren hanımefendiye de teşekkürlerimizi iletirseniz memnun oluruz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Buyurun. Tabii Sayın Başkanım, ben Dünya Çorum Dernekler Federasyonu ve Çorumlular hakkındaki düşünceleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bugün Çorum günlerinde gerçekten muhteşem bir atmosfer var burada. Kalabalık, insanlar çılgınca müziklerini dinliyorlar, çocuklarını eğlendiriyorlar, çok güzel sanatçılar var. Ben bir Şanlıurfalı olarak bugün burada gerçekten çok keyif aldım. Bu işi organize eden Çorumlular Federasyon Başkanımız Metin Akkuş'a da çok teşekkür ediyoruz. Bu tarz çalışmaların, STK'ların daha güzel şekilde, daha profesyonelce, daha hızlı, daha çok sık bir şekilde yapılmasını da arzu ediyoruz. Yemekler çok güzel. Tüm İstanbulluları burada bu güzel yemeklerin tadına bakmaları için hepsini davet ediyoruz. Mutlaka Maltepe'ye, Maltepe etkinlik alanına gelmelerini ve bu güzel lezzetlerden tatmalarını mutlaka ki öneriyoruz. Bütün İstanbul, mutlaka Maltepe'ye bekliyoruz sizleri. Önümüzdeki hafta yapacağımız Şanlıurfa tanıtım günlerinde Şanlıurfa Kültür Sanat Derneği olarak 18, 19, 20, 21 tarihlerinde Maltepe etkinlik alanında düzenleyeceğimiz etkinliğimize tüm İstanbul hemşehrilerimizi davet ediyoruz. İstanbul'umuzun kültürünü, Şanlıurfa'mızın kültürünü, yemeklerini ve folklorunu, sıra gecesini, çiğ köftesini mutlaka ki yerinde görmeleri için hepsini davet ediyoruz. Bütün İstanbullular, sizleri Maltepe'ye 18, 19, 20, 21 tarihlerinde bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Herkese selam olsun. Ben Deniz Orhan Şanayakın. Bugün Dünya Çorumlular Dernekler Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu güzel bir organizasyonda sahne aldım. Sahneden sonra da Urfalı ve Kastamonlu dostlarımla, Çorumlu dostlarımla burada yemek yeme zevkini de tatmış oluyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mavi Karadeniz TV izleyicilerine teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Yöresellik insanların kültüründe olan bir şey. Yöresellikten insanlar çıktığı zaman özünü kaybetmiş demektir. Dolayısıyla haftaya da Urfa günleri var. Doğru mu Sayın Başkan? Kültür ve Sanat Dernek Başkanısınız ayrıca. Maşallah, ne güzel. Dolayısıyla sanatın aslında güzel şarkı söylemenin, sesin merkezi aslında Urfa. Güzel sesli, ben isot falan çok yiyorum ama sesim de benim güzeldir, Allah'a şükürler olsun. Dinlediniz beni değil mi efendim? Çok teşekkür ediyorum. Urfa'dan geçiyorum ara sıra ben. Onun için sesim de güzel. Efendim çok teşekkür ediyorum.
sevgiyle kalın, dostça kalın, hoşça kalın. Lütfen her şey gönlünüzce olsun diyorum. Mavi Karadeniz TV izleyicilerine tekrar sevgiler, saygılar olsun. Her zaman görüşmek üzere diyorum. Tunoğlu Organizasyon, var gam yok. Teşekkürler. Evet, şimdi Çorum günlerinde Maltepe Fuarı'nda bana da köfte, bana da et döner, bana da sucuk ekmek standındayız. Müşteri misafirlerimizi ağırlıyoruz. Adam geldi. Yüzümüzü de gösterelim. Burada tüm vatandaşlarımıza lezzetlerimizi tattırmaya çalışıyoruz. Onları doyurmaya çalışıyoruz. Sağ olsun Mavi Karadeniz'de bizleri burada görüntülüyor. Biz de onlara kolaylıklar diliyoruz. Herkese iyi gezmeler, afiyet olsun diyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Yani memnunuz. Tabii ki bu İstanbul'da yaşayan ya da batıda yaşayan Çorumlu nüfusuyla da ilgili ama gördüğüm kalabalıkta Çorumluları güzel temsil ediyor. Güzel bir kalabalık var. Çorum'a özgü. Ahmet Bey korkudan bize döneri bıçağını elimizde görünce mikrofonu verdi. Bana da döner. Hizmetinizde bekliyoruz. Lezzet burada. Lezzet efendim hakiki dana kendi çiftliğimizin eti. Mükemmel, yağlı ve lezzet döner. Sizleri de bekleriz. Herkes karşıya tattırır. Ben kendim tatıyorum. Lezzetine bakıyorum. Sizleri de bekliyorum. Harika bir döner. Harika efendim. İstanbul Maltepe'de Çorum günlerini tüm İstanbulluları bekliyoruz. Ve güzel et sotemiz. Bu tamamen biz Çorum İskilip'e ait, özel demeyelim, ustamın özel soslu etidir bu. Harikadır, lokum gibi. Bunu bir yiyen bir daha yiyor kesinlikle. Lavaşta, sıcak lavaşta. İskilip dolmamız var. Pilavı tamamen et suyundan pişer. Servisi etler üzerine servis yapıyoruz. Çorumluları ve İstanbulluları son pazar gününe akşamına kadar bekliyoruz arkadaşlar. Tadı hoş yani, biz de Sivas'tayız. Tadı çok güzel, hoşumuza gitti. İnşallah yarın da Sivas'a gideceğiz. Yeni kapıya. Kuzu tandır hiçbir yerde bulamazsınız. Bak Çorum günleri ama biz kuzu tandır getirdik buraya. Nerenin kuzu? Osmancık kuzu tabii abi ya. Osmancık kuzu tandır. 50 lira porsiyonu bedava. Yedikten sonra bir daha gelip bir daha yiyorsun. Osmancık'ın Zeytin köylerinin dağlarından gelmiş kuzu. Hakiki kuzu tandır. Tavsiye ederim. Buyurun Çorum tanıtım günlerimize. Her zaman bekleriz. Muhteşem. En yediğim en güzel döner. Osmancık döneri. Gerçek et, hakiki et. Yaprak döner. Çok lezzetli dürüm. Tavsiye ederim herkese. Herkese tavsiye ediyoruz. Buyurun gelin. Evet efendim, Osmancık taze kuzu ve taze tanarımdan yaprak döner yapıyorum efendim. Böyle bak. Böyle yapıyorum efendim bak. Tadımla kalın, elini uzat. Evet yaprak bak. Yaprak. Böyle. Yaprak. Ha? Evet Osmancık. Bakarak gel buraya. Gel kaçma. Hiç gelmem bir şey. Buraya gel. Osmancık diyor. Osmancık neydi ki burada? Evet. Aferin kızım sana. Hazırsak evet. Güçlü bir alkış. İlk günde kendisi buradaydı. Metin abimiz bizim canımız. Güçlü alkışlarınızla Metin çay diyoruz. Haydi bakalım. Evet. Bu güzel atmosferi hep beraber birlikte yaşamak istiyoruz. Vallahi yalnız şöyle güzel bir kamera istiyoruz. Ay maşallah, sübhanallah. Abi siz hep Çorumlu musunuz? Helal olsun. Çorumluyuz. Birbirimizden sorumluyuz diyoruz değil mi? Ben de bunu baz alaraktan Çorum parçasını yaptım. Bir Kastamonu olaraktan vallahi Çorumlulardan da iftar ediyoruz. İnşallah eseri verirseniz yani duymuşlar bazıları da, duymayanlar varsa diyorum sürpriz olsun. Hazır mıyız? Geliyor değil mi? Gelsin! Çorumluyuz, Çorumluyuz, herkesten sorumluyuz. Çorumluyuz, Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz. Elleri verin, elleri! Grup
Sorumluyum, çorumluyum, çorumluyum.